Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün şuna bakacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Windows 10'un arama çubuğunda yaptığımız aramalarda web aramaları da çıkıyor. Çıkmasa bile bakın şöyle buraya herhangi bir şey yazdığımızda şimdi normal Windows 10 bilgisayarımızda var olan bir şey yazayım buraya. Diyelim ki kayıt defteri. Gördüğünüz gibi kayıt defteri burada çıkıyor. Fakat şimdi kayıt defterini silelim. Normal sanki Google'da arama yaparmış gibi bir şey yazalım. Yani Windows 10'da olmayan bir şey. Diyelim ki baş ağrısına ne iyi gelir diyelim. Mesela örnek veriyorum. Şimdi bakın bazı Windows 10 sürümlerinde burada arama sonucu çıkarken bende de şöyle çıkıyor. Bunu web'de ara diye. Ben bunun çıkmasını istemiyorum çünkü arkadaşlar bunu tıkladığım zaman Google Chrome yerine Microsoft Edge tarayıcı açılıyor ve Bing üzerinde arama yapıyor. Dolayısıyla ben bunu istemiyorum. Peki bunu nasıl kapatacağız? Şimdi bunu kapatmanın bir yöntemi var tabii ki. Bunu kapatmak için arkadaşlar öncelikle kayıt defteri yazıp arama çubuğuna yönetici olarak çalıştır diyoruz kayıt defterini. Evet. Şimdi şunu bir büyüteyim. Şimdi arkadaşlar bakın. Şunu da bir sola çekelim. Evet. Şimdi siz ilk açtığınız zaman şu şekilde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan Current User yazan bölümü tıklayıp Software'i tıklıyoruz. Ve burada arkadaşlar PolySize yazan bakın şu bölümdeki Microsoft'u açıyoruz ve onun altındaki Windows'u tıklayarak açıyoruz. Windows'un üstüne bir kere tıklayıp daha sonra sağa tıklıyoruz. Buradan yeni deyip arkadaşlar anahtara basıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar buna bu yeni anahtara Explorer ismini veriyoruz. Bu isimler önemli. Yani aynı isimleri verin siz de. Explorer'ın üstünü bir kere tıklayıp daha sonra sağa tıklıyoruz boş bir yerde ve buradan DWORD 32 bit değeri seçiyoruz. Burada arkadaşlar üzerine bir kere tıklayıp F2'ye basıp yeni bir isim vereceğiz buna. Şimdi burada vereceğimiz isim önemli. Disable D büyük, Search S büyük gene, Box B büyük ve Suggestions yazıyoruz arkadaşlar. Benim yazdığım gibi yazın. Disable Search Box Suggestions. Daha sonra bunu çift tıklıyoruz arkadaşlar ve buradaki sıfır değerini 1 haline getirip tamama basıyoruz. Evet, bunu hallettikten sonra kayıt defteriyle işimiz kalmadı. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımızı yeniden başlat deyip daha sonrasında tekrardan bilgisayar yeniden açıldıktan sonra nasıl göründüğüne hep birlikte bakacağız. Şimdi arkadaşlar bilgisayar yeniden başladı. Bakın bu yine aynı şekilde buraya baş ağrısına ne iyi gelir yazıyoruz ya da baş ağrısı nasıl geçer fark etmez. Bakın sağ tarafta arkadaşlar herhangi bir şekilde web'de ara seçeneği çıkmıyor. Çünkü biz bunu disable yaptık yani kapattık. Dolayısıyla artık çıkmayacaktır. Veya bakın başka herhangi bir şey Windows 10'da olmayan yazalım. Ne bir web sonucu ne de web'de ara seçeneği çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar bunu düzenleyebiliriz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.